Lezzetli Tariflerin Adresi Lezzetli Kanalından selamlar. Ben Betül. Bugün sizlere hem çocukların çok seveceği hem de misafirlerinize ister yemek sonrası, ister çay saatlerinde ikramlık olarak sunabileceğiniz lezzetli bir puding tarifi vereceğim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sütlü tatlılar çok sağlıklıdır. Bu tarifimizde çikolata kullanmadan çikolata soslu puding hazırlayacağız. Gelelim şimdi çikolata soslu puding tarifine. Çikolata soslu puding için malzemelerimiz: 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı yumuşak margarin ve 1 paket vanilya. Çikolata sosu için 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 silme yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı yumuşak margarin. Pudingin yapımı için ilk önce bir tencerenin içine 1 litre süt alıyoruz. 1 litre sütün içine 1 su bardağı toz şeker ve 6 yemek kaşığı un ekliyoruz. Ardından çırpma teli ile un dağılana kadar karıştırıyoruz. Un iyice dağıldıktan sonra ocağa alıp Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz. İyice kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyoruz. Tekrar tel çırpıcı ile iyice çırpıp puding soğumadan içerisine 2 yemek kaşığı yumuşak margarin ve 1 paket vanilya ilave ediyoruz. Ve tekrar tel çırpıcı ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Sonrasında eşit miktarlarda servis kaplarına döküyoruz. Şimdi de çikolata sosu hazırlıyoruz. Bir tencere içine 2 su bardağı sütü alıyoruz. Sütün içine 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Ardından 1,5 yemek kaşığı kakao ve 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Son olarak 1 tatlı kaşığı yumuşak margarin ilave ediyoruz. Ardından un ve kakao iyice dağılana kadar tel çırpıcı ile karıştırıyoruz. Sonra tencereyi ocağa alıp çikolata sosumuz koyulaşana kadar pişiriyoruz. Çikolata sos orta koyulukta bir kıvam alınca ocaktan alıyoruz ve içine bir paket vanilya ekliyoruz. Vanilyayı karıştırdıktan sonra sosu tencerede bırakmıyoruz arkadaşlar. Tencerede bırakırsak sosumuz koyulaşır Koyulaşmaması için cam bir kaseye alıyoruz. Sosun ılımasını bekliyoruz. Bu süreçte üzerinin kaymak tutmaması gerekiyor. Ara sıra tel çırpıcı ile karıştırarak kaymak tutmasını engelliyoruz. Çikolata sosumuz ılıyınca servis kaplarına aldığımız beyaz pudingin üzerine eşit miktarda döküyoruz. Buzdolabında 2-3 saat bekletiyoruz. 2-3 saat sonra dinlenen pudingi servis etmeden önce üzerlerine hindistan cevizi serpiyoruz. Sizler isterseniz toz fındık veya toz antep fıstığı da serpebilirsiniz. Evet arkadaşlar çikolata soslu puding hazır. İnşallah tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Diğer tatlı tariflerimi info butonundaki videolarımdan izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimler alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.